Esra Gelin'in yatak odası lakşiri tarzda dekore edilmiş. Aynalı kapitone detaylı yatak başlığı ve damask desenli kadife yatak örtüsünün uyumu gayet güzel. Ayna detaylı gümüş renk makyaj masası ve peluşlu puf birbirine çok yakışmış. Halı yerine beyaz postların kullanılması yerinde bir karar. Son olarak desenli fon perdelerle düz tül kullanılmasını beğendiğimizi belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle sadece gözüme çok batan halıların oldu. Halıların biraz daha böyle gri olsaydı ya da ne bileyim biraz daha kırık olsaydı, yani beyazlığı çok çiğ kalmış, onu demek istiyorum. Girer girmez sadece yatak odan... Beyaz gri uyumun daha iyi oluyor ya, krem çünkü daha böyle kahvelere yakışıyor. Odan da sadece beyaz bu var galiba değil mi? Bir de perden. Perden. Aynı şekilde. Tamam, halı. Halı harbi. Hayır. Pufu. İşte dediğim o da gibi, beyaz tüylü takım halinde. Parken açık renk değil ya, koyu. Evet. O sebepten ötürü sadece çok çiğ kalmış. Hani ben buradayım diyor. Yatak odan çok şeşafatlı. Mesela aynalı, göçüklü falan. Ama ilk girdiğimde yatak odanın hani başlığı değildi. Evet. Halı dikkatimi çekti. Bu odan ben de kullandım. Aynı şekilde evet. Evimde de görebilirsiniz mesela zaten. Mesela senin tonları nasıl kahveye uydurmuş? Evet, kahveye uydurdum. Benimki gri ya, krem uymazdı bana. Ama parke renginden bahsediyorum. Yatak odanla uyumlu hani değil. Parken göre koyu. Alamayız ki. Parken evet, koyu olsa ne olacak? Odamla uyumlu ben olması ben halıda gerekiyor. Damla'ya katılmıyorum. Halılarını beğendim. O yumuşaklık. Halılarını beğendim. Sadece parkeye uydurmuyorum. Çünkü aynısından ben... Renk olarak da beğendim. O yumuşaklık hissi de teşekkür çok ederim. Güzel bu arada. Halılarını beğendim. O konuda yani farklı bir renk olsa bence koyultsak o rengi zaten yer koyu. Zemin de koyu olunca kaybolur. Fiyatı ne kadar peki? Halımın 700 liraydı tanesi. İki tanesi 1.400. Ben de aynı şekilde almışım. Ben mobilyanı genel olarak beğendim. Teşekkür ederim. Hoşuma da gitti. Sadece ben yani perde düz, halıyla Damla'yla aynı fikirde değilim. Halıyı bu şekilde ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Düz olsaydı acaba daha mı güzel dururdu diye düşünüyorum. Düz beyaz mı? Evet. İlk başta çünkü ben... Çünkü çok boğmuş gibi. Evet. Moru çok seviyorsun herhalde. Evet, mor severim. Detaylarda da kullandım. Şu şekilde gümüş mor uyumunu seviyorum. Bunun içinde de griler, morlar var. Aynı şekilde burada da kullandım. Kullanmasam da olurdu. Hani... Dur yani öyle düşmüş olabiliyorsun hani beyaz da olabilirdi düz beyaz da. Ama ben farklı kullanmak istedim. Zaten salonumda beyaz kullandım, oturmadığımda öyle, mutfağımda öyle. Hani düz kalsın istemedim. Hani klişe türleri tercih etmedim. Bir tık boğmuş sadece. Mor gri. Evet çok mor olmuş. Mor. Çok mor. Ben düz beyaz olsa bence güzel ziyade olurdu. Bu tonlamalı gitmesinden ziyade tülünün kalitesini çok beğendim ama teşekkür ederim. Düz renk olup fonların mor seviyorum dedim. Mor tonlarında olsaydı bu deseni birazcık yakıştıramadım odana. Mor tonlarında o da hani hafif desenli bir şey olsaydı daha güzel olabilirdi. Teşekkür ederim yorumun için. Tülleri ne kadar aldın? Komple 30.000'e diktirmiştim demiştim. Bunlar da 3.000 falan oluyor herhalde. Anladım. Ben mobilyanın fiyatını öğrenebilir miyim? Mobilyamı 20.000'e almıştım. Ben devam etmek istiyorum. Dolabının aynalı olmasını beğendim. Yatak başlığında çok güzel. Teşekkür ederim. Bunun dışında kullandığın konveksiyon askın ve altındaki çantaları beğenemedim. Evin çok büyük kirada olsa. Bu kadar büyük bir evde, o kadar büyük bir dolapta çantaların açıkta olması benim hoşuma gitmedi. Ama zaten onların kullanımı o şekilde. Konveksiyon ama... Altları zaten ya ayakkabı ya çanta için. Çok ve karışık duruyor bence. Düzensiz derken dizili bir şekilde, nizami bir şekilde dizili. Hani düzensizden kastın ne? Tekrar bak istersen çantaların tekrar çok karışık bakabiliriz. Duruyor. Karışık evet. Değil, nizami bir şekilde, sıralı bir şekilde onun duruyor. Onun dışında bu mobilyaya dantel kullanmanı beğenmedim. Renkleri uydurmuş olabilirsin ama bu mobilyaya dantel gideceğini asla düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, bugün siz geleceksiniz diye onları sergilemek istedim. Hani gelin evi sonuçta. Çeyizimden bir parça size o şekilde göstermek istedim uyumlu diye. Normalde dantel hiç kullanmıyorum. Anladım. Sadece uyumlu diye, gözüksün diye kullandım. Annem ördüğü için. Keşke kullandığın gibi görseydik biz de. 3 sene önce aldın değil mi bu yatak odasını da aynı şekilde? Tabii. Yoksa daha mı eski? Yok yok, evlenirken aldım. Hani nasıl eski alabilirim ki? Hayır, daha önceden alıp da mı koydun? Mesela nişanlık zamanında falan mı yok, aldın? Ben bir kere Damlacığım sana belki keşke o zaman başka bir şey soksaydım. Küçük danteli. Keşke normal şartlarda, günlük hayatta kullandığın gibi görseydik. Örtüm de... Zaten ekstra bir tek şey, danteli koydum. O da dediğim gibi hani işte programın ben onu formatı ya, çeyizdir gibi değerlendiremeyeceğim ama üzgünüm.
Yok, sıkıntı değil. Nasıl değerlendirirsen. Tabii ki var ederim. Sonuçta şu an. Onun dışında yatak örtününe de farklı bir renk gördük. Perdelerini uydurmaya çalışmışsın ama bence... Aslında daha... perdelerimle uydurmaya çalışmadım. Çünkü zaten bunu çeyizde esnasında almıştım. Vardı evet. Zaten. Bence burada bir krem yatak örtüsü çok güzel bence durabilirdi. Bence de. Krem evet, ama şey... Krem ne var burada tam evet, olarak? Krem. Hadi beyaz olsun yani, okey de. Krem dediğim çok krem değil. Biraz beyaz olabilir bence. Beyaz yani, okey de krem anlayamadım. Gümüş açık renk halıların perden olmuş. Hani o tonlarda. Ama şey biraz ton, önce ton. Dedin ki mesela beyaz daha iyi uyumlu olurdu. Şimdi kreme döndün. Hayır yani krem derken ondan kastım. Hep halıyı da beğendiğini söyledi. Damlanın üstündeki gibi bir renk değil. Yani... Tülüne ve halına uygun tamam, bir açık beyaz. Renk olsaydı tamam hayatım. Bence çok daha güzel gösterebilirdi. Ama işte şey, ama komedini gibi, biri perdesi eğer beyaz olsa krem eden yer şey yok. Hayır merak ediyorum burayı nasıl böyle bir şey yakıştırabiliyorsun yani. Bence beyaz. Ama o da bak yatak odası çok kırık benim tarzım değil. Kırık ben onu bir izah edeyim. Hani hoşuma da giden gitmeyen şeyler var. Tarzı farklı. Tarzım asla değil. Yorumlamaya ama geldik. Ama sadece demek istediğim ben bu halıyı çiğ bulduğumda sen beğendiğini söyledin. Şimdi buraya da krem söylüyorsun. Az önce de çiğ beyazı kattın. Çiğ beyaz değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Krem diye tutturdum. Bak krem üstündeki. Senin pantolonun rengi de krem. Şu anda bunu böyle yaptığımda yakışıyor Damlacığım, muyuz bak? Dinliyor ona yakıştırılmayacak. Beni. Zaten başlığa yakışması gerekiyor. O zaten oraya geçemeyeceği için ben, o yüzden yani şu anda bak yaptım. Yanında duruyor. Yakışıyor mu? Ne var bu odada krem? Bunu sormak Esra, istiyorum. Esra damladan bir şey müsaade alabilir misin? Çünkü... Damlacığım o konuşsun sen devam edersin olur mu? Esra'cığım kremden kastım. Krem derken hani damlanın üzerindeki ya da benim altımdaki gibi bir krem değil. Halın, nasıl bir krem? Halınla yani bak, bu beyaz gibi. Bu beyaz değil. Tamam krem yani, değil o zaman kırık beyaz, beyaz diyeceksin. Kırık krem diyemedim diyelim. Dilim şey oldu aklıma gelmedi konuşmak diyelim. Için. Konuşmak için değil bence gayet hani bu renklerde olan bir yatak örtüsü de güzel olabilirdi. Red vermeseydik kremden devam edecektin ama. Açıklıyorum ama susmuyorsun ki. Red verdim diye ben açıklama yapıyorsun şu anda. Ben Esra'yı anlatmaya çalışıyorum. Tamam, devam edebilirsin. De bu kadar yorumum. Tabii Elif'cim sen de beyaz araman normal perdede. Çünkü senin yarım tüllerin hep beyazdı. Salondaki yarım tüllerin hep beyazdı. Her şey yarım ve beyaz olduğu için senin yani, buna takılmanı gayet normal her buluyorum. Her şeyim yarım değildi. Camlarıma göreydi tamamen. Perdelerin. Hayır camlarına göre değil. Camlarıma göreydi. Ben o kornişlerin o zaman neden camlarına göre değildi? Onları öyle takmışlar. Ben tüllerimi kesinlikle camlarıma o yarım kalmış. Abi senin fiyatı bugün bir biri olmuşsunuz onu fark ettim ben. Hep onların biri olduğu gibi sanırım. Yani dün aynı muamele bana yapıldı. Bence ben herkesten aykırıyım arkadaşlar. Ben bunu zaten fikrimi söylüyorum görüyor. Bana hitap etmeyen bir yatak odası ve çok da hani böyle hoş olduğum bir yatak odasıyla karşılaşmadığımı da zaten belirtiyorum. Zaten şey kimsenin evinde hitap Zek, edecek bir evet, şey yok. Mesela sen ahşap kullanmışsın. Sen gri ve aynalı öyle. Kullanmışsın. Kesinlikle. Ben toz almam falan filan vesaire. Ben bunu tercih herkes etmezdim. Kendi uyduramadığım şeyler şey çok var. Mesela bunu söylüyorum. Ama sadece yapılan birazcık bir şey oluyor ya. Bak, hani konuşmak Esra, için konuştuğun zaman Esra sana bir cevap vermek nasıl, zorunluluğu hissediyorum. Esra benim odama nasıl çocuk odası gibi dediğinde ben kendimi açıkladım. Evet bak saygı aynı göçü, aynı döşü neydi? Saygı duydum. Bu seninkiyle çok farklı bir tarz. Hayır modeli aynı. Benim sadece böyle geliyor. Yatak odası değil. Bir dakika. Esra benim yatak odama da çocuk odası dediğinde fikirlerini söyledi. Ben kendimi açıkladım. Saygı duydum. Ben burayı beğenmek zorunda değilim. Tabii ki fikrimi söyleyeceğim. Beğenmek zorunda değilsin zaten. Sadece mantıklı konuşmanı rica ediyorum senden. Ben zaten mantıklı krem, konuşuyorum. Beyaz yani ben sana red vermesem veya başkası red vermese beyaz diye ısrar edeceksin. Bu rengi buraya yakıştıramadım. Okey. O zaman krem demeyeceksin. Esra'cığım yorumlardan sonra sanki biraz tadın mı kaçtı ne? Yok gayet mutluyuz. Enerjiyiz. Enerjiyiz. Artık buradan çıkmanız lazım çünkü Esra'nın çeyizi serilecek. Tamam. Çıkalım dış ses. Çıkalım dış ses. Buyurun kızlar. Yatak odası genel anlamda çok karışıktı. O da aynı şekildeydi. Perdesi grili morlu yatak örtüsünü uydurmaya çalışmış. Perdesinin bir tarafı beyaz. Alt mor tekrar söylüyorum. Fonların da perdeyi uydurmaya çalışmış. Ama panosunu falan beğenmediğimi söyledim zaten.